Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Umarım gününüz hayırlı ve güzel geçer ve kazançlarınızı cebinize koyarsınız diye ümit ediyorum. CHZ ile ilgili bugün beklememiz gereken yerlerle ilgili bir bilgi vereyim dedim. CHZ bugün %11-12'lik bir değer artışına sahip olmuştu ancak şu an bir geri çekilme yaşıyor. Burada dikkat edeceğimiz noktaların neresi olduğunu söyleyelim. CHZ 0.43.10 dolar seviyesinin altında gövde mumu atmaması gerekir gün içerisinde ve aşması gereken nokta ise 0.44-48 dolar seviyesi. CHZ benim her zaman gelecek vaat ettiğini düşündüğüm, beklediğim ilk etapta 0.70 dolar ardından 1.70 dolar seviyesini beklediğim bir coin. Ancak bu piyasanın normal şartlarda devam etmesi durumunda olur. Bitcoin'in hareketlerine hala bağımlı bir şekilde devam ediyor hareketleri. O yüzden ben her zaman söylüyorum, Bitcoin'in 51 bin dolar seviyesini aştıktan sonra, burada kalabildikten sonra ancak CHZ'nin yeni yükselişleri beraberinde getirip o ulaşması gereken seviyelere ulaşacağı kanaati taşımaktayım. Umarım yanılmayız. Tabii bu piyasada her an her şey olmakta. CHZ'nin gün içerisindeki durumu bu şekilde. Baktığımız zaman CHZ'nin nerede olduğuna da bakalım. CHZ'nin şu an için 24 saat içerisindeki fiyat değişikliği 0.04 dolar civarında, 0.43 dolar civarında bir değişikliğe sahip olmuş. İşlem hacmi 581 milyon dolar bulmuş. Hacim değerlerine baktığımızda sıralamada 57. sırada pazarsa. Ha, CHZ'nin sıralamasının ben çok daha yukarılarda olacağı kanaati taşımaktayım. Ancak piyasada maalesef hala bir tedirginlik var. Dediğim gibi Bitcoin'de ben 51 bin dolar seviyelerinde bir geri çekilme başlayıp işte ondan sonra bir daha üstüne mum atabilirse, 51 bin dolar seviyesinin üstüne mum atabilirse gövde mumu, ancak o zaman diğer altcoin'lerde daha hızlı bir hareketlenmenin başlayacağı kanaati taşımaktayım. Hala piyasada bir gerginlik, güvensizlik ortamı var. Hepimiz öyle değil miyiz? Yani yatırsak mı, yatırmasak mı? Tekrar o ani düşüşleri görür müyüz? Birden geri çekilmeleri yaşar mıyız diye hepimizde aynı düşünceler var. Emin olun, bende varsa sizde de mutlaka vardır. O yüzden CHZ'yi bugün için buralarda beklememiz gerekir. 0.43-10 dolar seviyesinin üzerinde gövde mi bırakacak şekilde kalmasını beklememiz gerekir. Eğer kalmazsa zaten geri çekilme olur. O zaman da bekleyeceğimiz nokta 0.41-72 dolar seviyesi olur. Eğer gün içerisinde 0.41-72 dolar seviyesinin üzerinde kalabilmeyi başarırsa tekrar bir yükselişle 0.44-48'i aşmayı bekleyebiliriz. Aşmasını bekleyebiliriz. Buna göre temkinli davranalım. Kar almayı bilelim. Her zaman söylüyorum, bir yükselişin ardından kar alabilmeyi bilmek lazım. Baktığımız zaman şu an Bitcoin'de hareketini sürdürmeye devam ediyor. Ancak kısıtlı kalıyor. Aşamadığı nokta 50.638 dolar seviyesi. BTC'nin 50.638 dolar seviyesinin üzerinde gövde mumu bırakması gerekir. Orada bırakmadığı sürece geri çekilmeyi her an beklerim ben. 50.638 doların üzerinde gövde mumu bırakması gerekir. Bakın, zorladı, aşağı çekti, zorladı, aşağı çekti. Ancak bunun üzerinde gövde mumu bırakmadı. Bunun üstünde gövde mumu bırakırsa ikinci bekleyeceğimiz nokta 51.273 dolar seviyesi. 51.273 dolar seviyesine ulaşabilirse buradaki düzeltmenin şiddetli olabileceğini düşünüyorum ben. Yani 2-3 bin dolarlık bir geri çekilmeyle tekrar 49.851'in üzerinde tutabilirse ondan sonra tekrar yükselişle burayı aşması mümkün olur BTC'nin. Ona göre değerlendirelim, düşüşlere dikkat edelim, kar almayı da bilelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.